Sayın Meclis Başkanım, çok değerli EFOR yöneticileri, çok değerli rektörlerimiz, dekanlarımız, hocalarımız ve olmazsa olmaz öğretmenlerimiz, sizinle böyle bir vesile için böyle güzel bir ortamda, böyle enerjik bir ortamda buluşmuş olmanın gururu içerisindeyim. Ve hepinize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkından sevgileri, selamları iletiyorum. Tabii ki bugün az önce Adem hocamızı, Gazi Üniversitesi'nin dekanını dinledik. Uluslararası eğitim yöneticileri forumunda bulunmak ve burada gerçekten 500'ün üzerinde bildiriyi dinlemek ve bunların ortak hedeflerini hayata geçirmek sanırım Türk dünyası için, dünya için çok önemli bir beklenti oluşturmuş durumdasınız. Dolayısıyla burada bu bildirilerin sonucunda çıkacak olan sonuç bildirgesini ya da bileşkelerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bizler bu görevi yürüten insanlar olarak sürekli toplum tarafından eleştiriliriz, öğretmen sendikaları tarafından eleştiriliriz, öğrenciler memnun olmaz, aileler memnun olmaz ve biz bu yoğunluğun içerisinde eğitimin yöneticileri olarak aile eğitimini, öğretmen eğitimini, öğrencilerin eğitimini ve toplumu taşımak istediğimiz nokta için çok büyük mücadeleler yaparız. Ve buna bağlı olarak tabii ki başarısız olursak toplum bedel öder, başarılı olursak başarılı olmak için siyasetçi olarak biz bedel ödeyerek bu yolculukları yaparız. Bu anlamda bu kadar öğretmenin bulunduğu, bu kadar idarecinin bulunduğu, bu kadar akademisyenin bulunduğu ortamda gerçekten bize ışık tutacak bir yolu göstermeniz en büyük beklentimizdir. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim dendiği zaman şunu anlarız. Atatürkçü bir nesil yetiştirmek, milli değerlerine sahip ve muasır medeniyetlerin üzerine çıkacak heveste olan bir nesil yetiştirmek isteriz. Ne mutlu bize ki küçük bir ada ama gönlü büyük bir ada ve milli değerler anlamında biz 1571'de oraya adaya gittiğimizde ve arada telefon yok, telgraf yok, uçak yok, feribot yok, yüzyıllar geçti. Ne mutlu bize ki dinimizi, dilimizi, ırkımızı ari bir şekilde gelecek nesillere taşıdık. Ve bununla biz gurur duyarız. Ve bundan bir çıkarım yapacak olursam aslında insanı ayakta tutan, toplumu ayakta tutan, halkı ayakta tutan şey değerleridir. Ve önce değerlerine sahip çıkıp onunla yani insan olma güdüsünü o şekilde şekillendirip akademik bilgileri üzerine yükleyip dünyada yerini almak için büyük bir çırpınış içinde olması gerekiyor. Biz nüfusumuzu söylemeyeceğim. Sonra söylediklerimi de nüfusla dünya nüfusunu düşündüğünüzde orantılarsınız gailesiyle nüfusu söylemeyeceğim. Ama nüfusumuz sayısal bakılmasın, fikirsel bakılsın, mücadele ruhuyla bakılsın. Nüfusumuz o anlamda çok büyüktür. Ama kişi sayısı olarak sayımız dünya nüfusu içerisinde yüzdeliği küçük olabilir. Ama dünyaya parmak basma noktasında, dünya tarihini şekillendirme anlamında, Türk dünyasının ileri ucu olarak yaşama anlamında çok büyük toplumların yapamadığı kadar mücadele eden bir halkız. Şöyle somutlaştıracak olursam, misak-ı milli sınırları içerisinde kalıp da devlet kurmayı başaran tek halkız. Ve tek bayrağa inanırız. Ve 450 yıl ana karadan uzak ama gönül olarak hep birlikte hisseden bu halk
ne dininden koptu, ne dilinden koptu, hiçbir şeyden kopmadı. Ta ki 1974'te Mutlu Barış Harekatı'yla birleşelim ve 83'te de kurduğumuz devletle dünyada yerimizi almaya çalışıyoruz. Ve bunun için takip ettiğimiz ışık Atatürk'ün ortaya Türk milletine koyduğu ışıktır. Ve biz dünyaya dönük yüzümüzle gerçekten tanınmamış bir ülke, kimliği Amerika'da, Avrupa'da kabul edilmeyen bir ülke ama insanları gerek Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle, gerekse Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kalma kimliğiyle buralarda çok üst seviyede başarılara imza atmış insanlarımız sayısız. Ve biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalmayı tercih edenler de dünyaya insan yetiştirmek için mücadelemize devam ediyoruz. O yüzden eğitim yöneticiliği başka yöneticiliğe benzemez. Çünkü yaptığınız hatayı bir daha düzeltme şansınız olmayabilir veyahut da çok uzun bir zamanda düzeltebilirsiniz. Bu manada EYFOR'un başlattığı ve 15.sinde de bulunmaktan gurur duyduğumuz bu konferansta gerçekten bildirilerim sonuçları mutlaka bizim tarafımızdan da değerlendirilecek ve her ülkede eğitim bakanlıkları yeni arayışlar içerisindedir. Biz de arayışlar içerisindeyiz. Daha iyisini nasıl yapabiliriz diye. Ama bizim bir konumuz daha var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Eğitim Bakanlığı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eğitim fakültelerini takip etmek zorundayız. Çünkü birçoğumuz da oradan mezun olmaktadır. Dolayısıyla ben de Erzurum'dan mezun olan biri olarak Erzurumlu varsa onlara sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Görüldü ki Sayın Hocam Erzurumlu kimse yokmuş burada. Varmış, varmış. Ha varmış, evet varmış. Dolayısıyla biz bu yolculukta sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. O yüzden siz bizden daha iyi olmak zorundasınız. Çünkü biz sizi de takip ediyoruz. Siz iyi olmazsanız biz daha iyi olamayız. O yüzden bu sorumluluk sizin açınızdan da çok önemli. Sadece bir sivil toplum örgütü olarak organize edebilmenin mutluluğuyla değil, buradan Türkiye'ye bir üstten ışık tutmanın mutluluğuna ulaşmamız lazım. Bu anlamda bizim de üzerimize düşen ne varsa yapmak için geldik. Yapmaya hazırız, katkı koymaya hazırız ve hepinizi inşallah 16. EYFOR konferansında uluslararası eğitimde Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ile yine birlikte başka üniversitelerle birlikte Kıbrıs'ta sizi bekliyoruz ve ve hepinizi Kıbrıs'a davet ediyoruz. Bu vesileyle daha söyleyeyim. Kıbrıs'la ilgili herkes yorum yapar ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının daha %80'inin Kıbrıs'ı da görmediğini biliyorum. O yüzden uzaktan ahkam kesmek kolaydır. Buyurun geliniz, görünüz sonra yorum yapmaya devam ediniz. Başarılar dilerim.